Küresel Bakış'tan merhabalar, ben Feyza Gümüşlüoğlu. Her programda olduğu gibi yine dünyada öne çıkan başlıklara bakacağız. Ardından da konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Bugün yine kıymetli bir konuğum var Skype'dan, uzaktan bağlantı yoluyla bize eşlik edecek ve gündemin öne çıkan bazı başlıklarını konuşacağız. Hasan Ünal bizlerle olacak, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Ama öncesinde günün başlıklarına bir bakalım, ardından Hasan hocamıza dönelim. Evet, ilk başlığımız Elon Musk Manchester United'ı satın alacağım mesajının şaka olduğunu söyledi. Enteresan bir şaka anlayışı var görünüşe göre Musk'ın. Son olarak Twitter'ı satın almaktan vazgeçen ve sosyal medya platformu ile davalık olan Amerikalı milyarder, bu sabah erken saatlerde İngiltere'nin önde gelen futbol kulüplerinden Manchester United'ı satın aldığını yazmıştı ve bir şey değil tweetini paylaşmıştı. Kendisine sorulan bir soru üzerine Musk, hayır bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka, herhangi bir spor takımını satın almıyorum şeklinde yanıt verdi. Ancak yine de bu durum İngiltere Premier League takımının taraftarlarının haberi coşkuyla karşılamasını engelleyemedi. Bir Manchester taraftarı Twitter'da dünya çapında 1 milyon taraftara ne kadar umut verdiğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok diye yazdı. Evet, sırada bir rapor var. Rapor pandemide dünya havacılık sektöründe 2 milyon çalışanın işsiz kaldığını söylüyor. Hemen raporun detaylarına gidelim. Türkiye Sivil Havacılık Sendikası tarafından hazırlanan raporda koronavirüs salgınında dünya genelinde havacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybettiği belirtildi. Raporda salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılığın artan uçuşlar ve yolcu sayılarına rağmen büyük bir krizin içine doğru sürüklendiği kaydedildi. Raporda salgın sürecinde yaşanan işten ayrılmalar, küresel enflasyon, ekonomik sorunlar ve bölgesel savaşlar krizin başlıca nedenleri arasında sayıldı. Evet, ABD'ye uzanıyoruz. Dün gerçekleştirilen ara seçimlerde Trump'ın desteklediği aday kazandı. Dün Cumhuriyetçi Parti içerisinde yapılan ön seçimlerde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tam destek verdiği aday Harriet Hageman kazandı. Hageman Cumhuriyetçi Parti içinde Trump karşıtı grubun öncülüğünü yapan Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney'e karşı yarışı %66,3 ile kazandı. Cheney ise ön seçimde %28,9 oy aldı. Hageman yaptığı açıklamada Wyoming eyaletinde yapılan ön seçimleri kazandığını belirterek, Wyoming eyaleti artık bizi temsil etmeyen temsilcilere müsamaha göstermeyeceğini göstererek seçkin sınıfı uyardı ifadesini kullandı. Seçimi kaybeden Cheney ise 6 Ocak'tan beri söylüyorum, Donald Trump'ı tekrar Oval Ofis'in etrafında görmemek için ne gerekirse yapacağım açıklamasını yaptı. Trump da tam destek verdiği adayın galibiyetini sosyal medya hesabından kutladı. Liz Cheney, diğer insanlara karşı olan davranış şekli, kindarlığı, dindarlık taslayan kelimeleri ve hareketlerinden dolayı kendisinden utanmalı. Şimdi siyasi kayıtsızlığın en diplerinde kaybolabilir. Eminim şu andaki olduğu yerden çok daha mutlu olacaktır. Teşekkürler Wyoming ifadelerini kullandı ön seçimler. Kasım'daki ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi isimlerin gücünü gösteren son yarışlardan biri olarak değerlendiriliyor ve Kasım'a kadar ülkede 7 eyalet daha ön seçim yapacak. Evet, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Yeni bir açıklama, Ukrayna'daki işgalin başladığından bu yana toplam 4334 tank ve zırhlı aracın imha edildiği söylendi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konashenkov, Ukrayna ordusunun ciddi kayıplar verdiğini iddia etti. Kherson bölgesinde 40 Ukraynalı askerle 10 özel aracın yok edildiğini ifade eden sözcü, Donetsk bölgesinde 95. Hava Taarruz Tugayı'na ait bir mühimmat deposuna yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırıda 3000'den fazla topun imha edildiğini, 30 askerin öldürüldüğünü ileri sürdü. Sözcü Konashenkov, son 24 saatte 9 yönetim merkezi, 9 mühimmat deposuyla 4 insansız hava aracının vurulduğunu aktardı. Evet, günün şüphesiz en önemli başlığı geçtiğimiz dakikalarda geldi. İsrail'den beklenen açıklama, normalleşme süreci kapsamında, iki ülke ilişkileri arasındaki normalleşme kapsamında bir süredir beklenen bir açıklamaydı aslında. Ve geçtiğimiz dakikalarda biz yayına girmeden önce açıklama geldi İsrail tarafından ve iki ülke arasındaki ilişkilerin tam normalleşme sürecine girdiği ve karşılıklı olarak büyükelçilerin ve başkonsolosların atanacağı duyuruldu. İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada İsrail ve Türkiye'nin tam diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmeye karar verdiği duyuruldu. İki ülke arasındaki normalleşme kapsamında karşılıklı olarak büyükelçilerin ve başkonsolosların yeniden göreve başlayacağı belirtildi.
Söz konusu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Lapid arasındaki telefon görüşmesi neticesinde alındığı belirtildi. Açıklamada Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması bölgesel istikrar için önemli bir değer ve İsrail vatandaşları için çok önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Aynı şekilde Türkiye'den de resmi açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaparak büyükelçi atama kararının alındığını doğruladı. Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail'de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Hayırlısı olsun, bundan sonra isimlerin belirlenme süreci başlıyor dedi Bakan Çavuşoğlu. Çavuşoğlu ayrıca Filistin haklarını savunmaya devam edeceğiz ifadesine de yer verdi açıklamasında. Aynı şekilde İsrail Cumhurbaşkanı da sosyal medya hesabından kararı memnuniyetle karşıladığını ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, karşılıklı turizmin ve halklar arasındaki dostluğun teşvik edileceğini bu önemli gelişmenin neticesinde belirtti. İlerleyen dakikalarda birazdan Hasan hocamızla da bu konuyu da değerlendiriyor olacağız. Evet, başlıklarımıza baktık. Şimdi dediğim gibi Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Ünal hocamıza gidiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Feyza Hanım. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum hocam. Evet, sıcak bir gündem. Aslında ben bugün sizinle daha çok Suriye'yi, özellikle sizin de son geçtiğimiz günlerde yazdığınız son yazınızı, Suriye ile alakalı yazınızı biraz konuşmak istiyordum. Bu normalleşme Türkiye-Suriye ilişkilerindeki yeni dönem tırnak içinde konusunu ama şimdi İsrail'le de bir açıklama geldi biliyorsunuz geçtiğimiz dakikalarda karşılıklı olarak büyükelçilerin atanması. Normalleşme aslında epeydir zaten son bir yıldır özellikle hızlanan normalleşme süreci kapsamında beklenen bir durumdu aslında ama evet. Nihayetinde bu beklenen açıklama, beklenen karar gelmiş oldu. Biraz bunu da konuşalım istiyorum hocam. Buradan başlayarak aslında biraz Suriye'ye uzanmak istiyorum. Çünkü sizin geçtiğimiz günlerde yazdığınız yazıda da Suriye ile barış, Türkiye'nin dış politika puzzle'ının son parçası şeklinde bir başlık atmıştınız. Ve orada aslında yani Ankara pek çok komşusuyla ilişkilerini normalleştirmeyi, resetlemeyi başardı. Ancak Şam'la normalleşme en zor olanıydı demişsiniz. Yani İsrail'le dahi, işte diğer ülkelerle, Mısır'la belki biraz daha yavaş gidiyor bu süreç ama Birleşik Arap Emirlikleri ile, Suudi Arabistan'la ve hatta İsrail'le ki bugün de taçlandı bu normalleşme. Bütün bu ülkelerle normalleşme geldi ancak Şam'la bir türlü gelemedi. Galiba geliyor şeklinde bir yazı. Yazının detaylarına da gireceğim. İsrail'le başlayarak bu sürece nasıl evrildiğini sizinle konuşarak başlamak istiyorum hocam. Buyurun. Şimdi ben bir örnek veriyordum. Diyordum ki arkadaşlar 20 sene önce beni Mars'a tatile götürseydiniz. Sonra da işte 20 sene sonra getirirken işte atmosferi geçip dünyaya doğru, bizim bulunduğumuz bölgeye doğru gelirken deseydiniz ki efendim şimdi işte bir Türk-Yunan krizi var hocam. Ben de derdim ki yani burada orijinal ne var ki? Türkiye ile Yunanistan arasında krizler hep olur. Yani bu babadan kalma bir sorun. Beni de götürdü. Benden önceki nesilleri de meşgul etmişti. Muhtemelen bizden sonraki en az bir nesil içinde bir meşguliyet olacak derdim. Ama efendim İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa hepsi Yunanistan'a destek açıklıyor derlerse şaşırırdım. Ya İsrail hep bizim dostumuzdu. Mısır öyleydi. Bu ülkeler niye böyle Yunanistan'a destek açıklıyor? Siz bir yanlış okuyorsunuz, şunu doğru dürüst bakın haberi bana getirin diye. Haber doğruysa ben derdim ki muhtemelen dünyayı siz başka bir hale getirmişsiniz. Beni geri götürün, ben burayı anlamakta zorlanıyorum diyebilirim de diyordum yani şaka olarak. Hakikaten İsrail'le Mısır'la normalleşmek çok gerekliydi. Ve özellikle 2020 yılındaki Yunanistan'la başlayan bu diplomatik askeri krizde de bir kere daha gördük ki bu iş bir stratejik tehlikeye dönüşüyor. Yani İsrail Yunanistan'la, Kıbrıs Rumlarıyla çok stratejik bir ilişki geliştirmeye başladı. Ve bunun bir altyapısı da yok. Yani İsrail'in çıkarlarına da uygun değil. Sadece Türkiye'ye kızdığı için bunu yapıyor.
Bunun önünün alınması lazım diye hep ben yazdım, söyledim. İşte o noktaya gelindi şimdi. Evet. Dolayısıyla ben bir manada mutluyum. Şimdi İsrail'in mutlak surette Rum-Yunan tarafının yanından askeri olarak çekilmesine ihtiyaç vardı. Bu da büyük ölçüde sağlanmış durumda. Geçmiş dönemin ufak tefek tortularına zaman zaman medyada şurada burada rastlayacağız, işte Türkiye ile ilgili güvensizlikti bilmem neydi falan diye. Ama bu konu kapandı bence. Bu iyi bir şekilde kapandı. Bundan sonra zaten İsrail'in doğalgazının doğal güzergahı Türkiye falan. Bu doğalgaz güzergahı konuşulurken bunun içinde KKTC meselesi de inşallah şu veya bu şekilde büyük ölçüde kotarılacak. Tabii ki İsrail'le tek ilişkimiz doğalgaz, Rum-Yunan ikilisiyle ilgili konular falan değil. Aynı zamanda İsrail'in Amerika'da güçlü bir lobisi var. O konuların falan bizim lehimize dönmesi yavaş yavaş. Onlar da zaman alacak ama bir şekilde bunların hepsini tek tek göreceğiz diye düşünüyorum. Hocam şimdi yani dediğim gibi yazınıza da atıfta bulunmuştum. Orada da belirttiniz. Şimdi siz de aynı ifadeyi kullandınız. Hani bütün bu normalleşme adımları geldi. Hemen hemen bu İsrail dosyası da kapandı tırnak içinde. Yani hani artık orası da orayla ilgili sorun da çözüldü. Zannediyorum artık en yani somut olarak en böyle çözülemeyen, 10 küsur yıldır çözülemeyen bir Suriye kaldı. Yanılıyor muyum? Bu sizin de bahsettiğiniz puzzle'ın, Türk dış politikası puzzle'ının son parçası şu anda artık İsrail'in de devreden çıkmasıyla sadece Suriye midir? O konudaki son gelişmeleri özellikle Sayın Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar sonrası işte rejimle muhalefeti barıştırma, yeni bir dönem, aynı şekilde Doğu Perinçek'in de bir Şam'a ziyareti planlanıyor önümüzdeki iki hafta içerisinde. Son bu gelişmelerle birlikte değerlendirdiğinizde son parça, puzzle'ın son parçası Suriye midir artık ve onunla alakalı yorumunuz, değerlendirmeniz nedir? Şimdi o halkanın yani o puzzle'ın son halkası hakikaten Suriye. Suriye ile de bu normalleşme tamamlandığında çok önemli bir mesafe kat edilmiş olunacak. Bana sorarsanız bu Suriye ile uzlaşma konusu da en azından zihinlerde çözülmüş görünüyor. Yani ben yetkililerimizin açıklamalarını yan yana getirdiğimde bu sonuca varıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi zirvesi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada işte Putin'in kendisine ısrarla ya bütün bu operasyonları falan yapmanız tamam da hani bunları Suriye ile koordine etseniz çok yerinde olur demesi. Hatta benim bir düşüncem var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusu da görüşülmüş olabilir. Çünkü Ruslarla Yunanlar arasındaki ilişkilerin 1829-1830'da Yunanistan'ın kurulduğu tarihten bu yana şöyle geriye doğru düşünüyorum. Bu kadar kötü olduğu bir dönem yok. Dolayısıyla Rusya onları da cezalandırmak istiyor. Bence bu da kıvama geldi artık. Benim düşüncem 29 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in Soçi'de yine yapmış oldukları ve yanlarına kimseyi almadan gerçekleştirdikleri bir zirve vardı. O zirve bence çok tarihi sonuçlar doğurdu. Çok önemli başlangıçlar oluşturdu. Bu son 5 Ağustos zirvesinde onun devamı diye düşünüyorum. Şimdi Suriye ile uzlaşmaya gelince benim düşüncem şöyle. Birkaç konu Türkiye'nin ulusal çıkarı olarak ortaya konulmalı ve bunun üzerine odaklanılmalı. Görebildiğim kadarıyla yetkililerin açıklamalarının satır aralarından çıkardığım kadarıyla da buna odaklanılacak gibi görünüyor. O da şu, bir ya da ona geçmeden önce şunu söyleyeyim, bazı toksik ifadelerden kaçınmak lazım artık. Toksik ifadelerin başında rejim kelimesi geliyor. Bu rejim kelimesi yıllar içinde hakikaten çok kötü ve hatta hasmane bir içerik kazandı. Bunu bir kenara bırakmak lazım. Karşımızda Suriye devleti var. Niye Suriye demiyoruz? Niye Suriye hükümeti demiyoruz? Yani rejim diyerek karşı tarafı aşağılamış oluyoruz. Bu doğru değil. Eskiden de doğru değildi. Şimdi de doğru değil. Çünkü onlar da dönüp derse ki Erdoğan rejimi Türkiye'de biz bunu kabul eder miyiz Türkiye olarak? Doğru bulur muyuz? Hayır, itiraz ederiz. Niye eğer uzlaşacaksak bu tür kelimelerden kaçınmak lazım? İki, bu muhalefetle
rejimi bir araya getireceğiz lafını da bir tarafa bırakmak lazım. Çünkü bizim ulusal çıkarımız bu olmamalı. Şimdi anlatacağım, bizim ulusal çıkarımız üç ana konuya odaklanmalı. Bir, sığınmacıların hızlı bir şekilde Suriye ile koordine edilerek onların isim listeleri, kimlik bilgileri vesaire paylaşılarak karşı tarafla gönderilmesine ilişkin çalışmaların başlaması. Bir, sığınmacıların geri dönüş takvimi oluşturulması. Bu fevkalade önemli bir konu. Evet. İkincisi, Adana Mutabakatı'nın güncellenerek yeniden yürürlüğe konulması. Şimdi Adana Mutabakatı 98'de imzalanmıştı. Suriye Devleti hakikaten o mutabakatın hem lafzına hem ruhuna uygun hareket etti. Suriye ile çok dostane ilişkiler geliştirdik o tarihten itibaren. 2011 yılına kadar da bu devam etti. Ama 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu PKK adını kongre gel falan gibi şeylere değiştirince o mutabakatı biz yeniledik Suriye ile. Yani o isimleri de dahil etmek için. Şimdi bu PKK'ya ilaveten işte PYD, SDG bilmem ne bütün bunların türevlerini bir araya getiren bir düzenleme yapmalıyız. Ve Suriye ile bu konuda nasıl ortak mücadele edeceğimizi ortaya koymalıyız. Burada unutmamak lazım ki Suriye'de bazı kendisine karşı terör eylemleri içinde olan örgütlerin bu listeye konulmasını isteyebilir. Bundan da kaçınmamak, kocunmamak lazım. Hatta benim görüşüm, bana sorarsanız, bu işleri Rusya'nın arabuluculuğuyla gerçekleştirerek Rusya'dan da bir Adana mutabakatı talep edilebilir. Rusya'dan biz bir Adana mutabakatı talep ettiğimizde biz PKK, PYD ve dediğim gibi bunun bütün türevlerini oraya koyarız. Rusya'da eğer bir şey istiyorsa bizden, bizim açımızdan makul, onları koyabiliriz. Böylece Rusya ile aramızdaki güven ilişkisi de sağlamlaşır. Üçüncü olarak benim görüşüm Türkiye'nin kontrolündeki Suriye topraklarının Suriye egemenliğine devriş sırasında Suriye'den KKTC'yi tanımasını talep edebiliriz. Bu da gayet meşru bir talep olur. Hatta yine benim görüşüm bunu Rusya'dan da talep edebiliriz. Çünkü Rusya Rumları ve Yunanistan'ı şiddetle cezalandırmak istiyor. Bu çok kutuplu dünya düzeninde Yunanistan kendisini kelimenin tam anlamıyla bir Amerikan uzak karakoluna dönüştürmüş durumda. Ve bunun da Ruslara karşı yapıldığını biliyor ama buna rağmen bunda ısrarcı oluyor. Yani Atina'daki Rusya Büyükelçisi'nin ifadesiyle diyor ki onlarca yıldır hatta yüzyıllara varan bütün ilişkiler sıfırlandı aramızda diyor. Tam manasıyla düşman devletler haline geldik diyor. Bunun karşılığını bizim alabiliyor olmamız lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının Rusya'nın ulusal çıkarına olduğunu da unutmamak lazım. Ben Ruslarla bu konuları konuşuyorum. Şöyle ki eğer tek bir devlet oluşursa Kuzey Kıbrıs Türk yani adanın tümünde bu devlet Avrupa Birliği toprağı olur. Hı hı. Tek bir devlete gidilebilmesi için Türkiye'nin Amerika ile, İngiltere ile, Avrupa Birliği ile el sıkışması lazım. O zaman bu devletin NATO'ya girmesi de söz konusu olur. Peki Avrupa Birliği'ne NATO'ya giren bir Kıbrıs mı Rusya'nın çıkarına olur yoksa iki devlete bölünmüş bir Kıbrıs mı Rusya'nın çıkarına olur? Tabii ki ikincisi. Çünkü böylece NATO içindeki Türk-Yunan çatlağını da sağlama almış olur Ruslar. Bir daha Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin düzelmesi de zaten olmayacak. Mümkün değil Yunanların mevcut psikolojileri dikkate alındığında. Dolayısıyla Rusya'nın da fevkalade çıkarına ve Rusya'yı bu konuda yanımıza aldığımızda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şerrinden de kendimizi koruruz. Çünkü Güvenlik Konseyi çok rahatlıkla bir araya gelip hemen Türkiye aleyhine Kıbrıs konusunda peş peşe kararlar alabiliyor. Yahut başkanlık açıklamaları yapabiliyor. Bunları engellemenin yolu da yine yanımıza Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya'yı almak olur. Şimdi dolayısıyla Suriye'ye dönersek bu konular üzerine odaklanmak lazım. Bunlar üzerine odaklanırken mutlaka Suriye'nin çıkardığı af kanunları çerçevesinde kim terörist, kim değil, Suriye Milli Ordusu'na bakış açısı ne, onların mensupları hangi aflardan faydalanabiliyor, hangilerinden faydalanamıyor, bu afların genişletilmesi mümkün mü? Ki eminim yapar Suriye tarafı. Yine burada Rusya'nın arabuluculuğuna ihtiyacımız olabilir.
Bunların hepsini Suriye ile konuşmak lazım. Ayrıca bu insanları hem buradaki sığınmacıları hem bu muhalif denilen grupları, tabii ki terör grupları hariç, İdlib'deki terör gruplarını Suriye'nin affetmesini ya da kendi bünyesine entegre etmesini kimse beklememeli. Oradaki terör gruplarının mensuplarının büyük bir bölümü zaten Suriyeli de değil. Evet. O ayrı. Ama öbürlerinin entegrasyonu ile ilgili olarak konuşulabilir. Bunu bence biz konuşup onların önüne sen şöyle yap demekten ziyade onların proje geliştirmesini beklemek daha doğru. Şöyle, şimdi biz diyoruz ki efendim biz sizi bunlarla barıştıralım. Bence bu çok itici bir ifade. Çünkü birileri bize gelse dese ki ya biz Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumasını istiyoruz. İşte bu çerçevede sizi PKK diyemedikleri için Kürtlerle şu şekilde barıştıralım, anlaştıralım deseler biz bunu kabul eder miyiz? Çünkü o cümlenin devamında şunu diyoruz. Diyoruz ki Suriye rejimi ayak sürdü bugüne kadar, halen ayak sürüyor. Suriye'ye yeni bir anayasa lazım diyoruz. Öyle bir şey olmaz yani. Yani Suriye'ye siz bunlardan tamamen o zaman bu yeni dönemde hocam, yeni politikayla birlikte aslında bütün bu aslında söylemin de değişmesi gerektiğini, gerek işte rejim dediniz, rejim ifadesi dediniz, gerek yeni anayasa, zaten Esad'sız bir gelecek söylemi çoktan bırakıldı. Yani siz aslında retorik olarak da bir güncelleme gerektiğini söylüyorsunuz. Bakın bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela Mısır'la ilgili olarak daha önceden bizim olmazsa olmazımız gibi görünen bir retoriğimiz vardı. Ama Mısır yönetimiyle oturup konuşuldukça bunların, bu retoriğin tümünden vazgeçtik biz. Çünkü bu retorik, eğer siz karşı tarafla uzlaşmak, anlaşmak istiyorsanız devam ettirilmesi mümkün olmayan bir retorik. Ne bizim ulusal çıkarımıza uygun, ne de karşı tarafın kabul etmesi mümkün. Anlatabildim mi? Burada da aynı şeylerin yapılması lazım. Mesela şimdi Suudilerle anlaşma uzlaşma. Efendim işte Kaşıkçı dosyasını onlara verdik. Evet, ama ulusal çıkar bunu gerektiriyordu. Keşke Kaşıkçı meselesinden dolayı bu kadar kavgalı hale gelmeseydik. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık. Burada bir cinayet işlendiğini tespit ettik. Bunu kayıtlara geçirdik. Ama orada bırakın. Şeye, Suudilere de deseydik ki arkadaş bak siz bunu böyle böyle olmuş, biz bunu tespit ettik. Ha, ama ondan sonra biz neye kalkıştık? Bunu kullanarak Suudi Prens Muhammed bin Salman'ın kral olmasını engelleme politikasına giriştik. İşler orada bozuldu iyice. Zaten Suriye konusunda tam bir görüş ayrılığı içindeydik. Bu sefer düşman kardeşlere dönüştük. Yani dış politikada ayarları iyi tutturmak lazım. Nüansları iyi yakalamak lazım. Burada da dediğim gibi bir retoriği iyi belirlemek lazım. Karşı tarafın, bizim politik psikoloji çalışmalarında yaptığımız bir şey vardır. Sizin kullandığınız bir kelime beni çok rahatsız ediyor. Siz o kelimeyi kullanarak her cümlenize başlarsanız bir yere varamayız o zaman. İsrail mesela konusunda hocam, tekrar başa dönersem bu arada, çünkü iki dakikamız kaldı. İsrail konusunda bu retorik anlamda tamamen bir güncelleme geldiğini düşünüyor musunuz peki? Özellikle hani çünkü hala Filistin meselesi vurgulanıyor her hemen hemen açıklamada. Bunun bir sorun olarak ortada durmaya devam edeceğini düşünüyor musunuz? Program bitmeden tekrar güncel konuyla İsrail'le noktalamak isterim hocam. Bence İsrail'le ilgili bir retorik ayıklamasına gitti Türkiye. Eski hatalarını yapmıyor. Yani çünkü eskiden bir ara İsrail'in orada var olma hakkını sorgulayan açıklamalar falan yapıyorduk. İşte İslam devletlerine çağrıda bulunup ümmet bizden eylem bekliyor İsrail'e karşı ne yapacağız diye. Böyle değil. Bizim politikamız şu olmalı. Biz İsrail'le iyi ilişkiler içinde olmalıyız. Filistin konusunda da şunu demeliyiz. Filistinlilerin ve Arap ülkelerinin üzerinde mutabık kaldığı her barış planına biz katkıda bulunmaya hazırız. Ama Filistinlilere orantısız güç kullanıldığı takdirde de bunu zaman zaman eleştiri konusu yaparız. Hı hı. Hatta bu eleştirilerimizi çoğu zaman dostane telkin çerçevesinde ele alsak iyi olur. Ve unutmayalım, biz böyle bir dengeli çizgide kaldığımız zaman Filistinliler de bundan çok memnun oluyorlar. Çünkü iki tarafı da birbirine yakınlaştırma, iki tarafında mesajlarını taşıma, iki tarafında güvenini kazanma şansımız oluyor.
Dolayısıyla bunlar önemli. Peki hocam, maalesef süremiz doldu. Daha aslında konuşmak isterdim ama bir başka yayında diyelim inşallah. Teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Memnuniyetle. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, küresel bakışı bugünlük de noktalamış olduk. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Hasan Ünal ile, Profesör Doktor Hasan Ünal ile hem İsrail'de yeni kararı, büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması kararını, hem de biraz Suriye rejimiyle tekrar normalleşme sürecini, Türkiye'nin yeni Suriye politikasını konuşmaya çalıştık. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.